Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün Uşak, Sodaş Sodyum Sanayi, Konka, Kuyaş ve Türk İlaç'ın analizini yapacağız. Öncelikle Uşak'la başlayalım. Şimdi Uşak'ta sert hareketlerin geldiğini görüyoruz. 4 saatlik periyottayız. 4 saatlikte King Kong sinyallerimizi takip edelim. Şimdi King Kong 4 saatlikte baktığımızda 1.71'lerden sattırıp 1.62'lerden aldırmış. 1.62'lerden 1.93'lere kadar tırmanıp tekrardan sattırmış. Şurada tuzak bir al gelmiş ama tekrardan sat geldiği için satıyoruz ve birbirini nötrlüyor. 1.94'lü seviyelerde sat geldikten sonra 1.57'lere kadar geri çekildiğini görüyoruz. En son bakın 1.59 seviyesinde buy sinyalini verdikten sonra şu an 1.71 seviyesinde bulunuyor. MACD pozitifte 4 saatlik periyotta ama tekrardan sat sinyali gelirse King Kong'da dikkatli olmak lazım. Şimdi günlük periyotta takip ettiğimizde arkadaşlar günlükte çok ciddi bir satış geldiğini görüyoruz. 3 TL seviyelerinden sert bir şekilde düşmüş grafik. Ortalamalara baktığımızda günlük periyotta EMA 200'ün altında olduğu için arkadaşlar orta uzun vadeli olarak bu hisseyi almak için mutlaka EMA 200'ün üzerine çıkmak gerekiyor. Az önce bahsettiğim 4 saat kısa vadeli periyottu. Şu an günlükte mutlaka 1.85'in üzerinde kapanışlar görmeliyiz ki buradaki direnç seviyesi geçilsin ve trend pozitife dönsün. MACD'ye baktığımızda MACD'de trend pozitife dönmüş. Ama aynı şekilde EMA 200'ün üzerinde mutlaka görmemiz gerekiyor Uşak hissesini. Bunun takibini yapacağız. Şu an olası geri çekilme durumlarında arkadaşlar EMA 50 desteği var. 1.69 çok güçlü bir destektir. 1.69 kırılırsa 1.65 seviyesinde EMA 21 ve EMA 5 destekleri var. Son noktası neresi derseniz 1.63 ve altına kırılırsa teknik stoplar çalıştırılabilir. Günlük periyotta takip eden arkadaşlar için. Ama bu seviyelerin üzerinde kaldığı sürece problem yok. Zaten şu seviyeler 1.56'lar kaya gibi bir destek. 1.55'ler. Bu seviyeler çok güçlü bir destektir. Bu yüzden bunların takip yapılmalı. Hani 1.56, 1.55'in altı büyük problem olur. Buraların altına da kırılır mı takibini yapacağız. Umarım burada bir dip çalışması yapıp tekrardan yukarıya doğru hareketine devam eder. Sodaş Sodyum Sanayi grafiği sevdiğimiz grafiklerden değil. Bu tarz grafiklerde gördüğünüz gibi sert hareketler. Bu hareketlerin nasıl oluştuğu da malum belli. Teknik olarak bakılacak bir grafik değil bana göre. Yine de ortalamalarına bakalım. Şu an tüm ortalamaların üzerinde arkadaşlar. Olası geri çekilmelerde son noktası 29.90 seviyesinin altına kırılırsa teknik olarak çok dikkatli olmak lazım. Burası güçlü bir EMA 21 desteğidir. Şu an tüm ortalamaların üzerinde en yakın destek seviyesi de 30.40 seviyeleri arkadaşlar. Şu an 30.60 seviyesinde. Bir yükseliş gelecekse MACD'nin mutlaka yeşile dönmesi ve mavi ortalamanın turuncu ortalama yukarı kesmesi gerekiyor. İlk olarak takip edilmesi gereken durum budur. Bunun yanında İçimokusar'da arkadaşlar parabolik sarın bakın bulutun üzerinde problem yok. Ama bir yükseliş gelecekse parabolik sarın noktalarının mutlaka mumların altında yanması gerekiyor. Bu noktaları mumların altında gördüğümüz zaman ve mumlar şuradaki kahverengi ortalama Kijunsen 26 varlık ortalamadır. Bu ortalamaların üzerine kırıldığı zaman teknik olarak çok daha güzel bir görüntüsü olacak. 31.28 TL seviyesinin üzerine hacimli bir şekilde kendini atarsa teknik olarak daha güzel olacak. Ama grafiğin geneline baktığımızda mum hareketlerini çok beğenmedim. Umarım hareketi yukarıya doğru olur. Konka kağıt yeni arzlardan. 4 saatlik periyotta Konka'yı takip edelim. Şimdi tüm ortalamaların üzerinde olduğunu görüyoruz. Burası bir pozitiflik. 7.70 seviyesi bir direnç olarak çalışacak arkadaşlar. 7.70'in üzerine kendini atması son derece pozitif olur. Geri çekilme yaparsa en yakın destek seviyesi 7.53 seviyeleri. 7.54, 7.53'te destek var.
Ama daha da geri çekilirse son noktası neresi derseniz 7,50 TL'nin altına kırılması durumunda mutlaka dikkatli olmak lazım. Bakın MACD'nin de şu an negatifte olduğunu görüyoruz. 7,50'de EMA 50 ve EMA 21 ortalama destekleri var. Çok güçlü destektir. Bu yüzden Konka 7,50'nin altına kırılırsa maksimum dikkatli oluyoruz. Parabolik Sar şuradaki çıkıştan itibaren arkadaşlar pozitifte gördüğünüz gibi. Şu an bulutun içinde önünde 9 periyotluk bir tenkansen direnci var. Bu direnç seviyesi 7,56 seviyesinde. Bu yüzden 7,56 direncini geçip bulutun üst ortalaması senkoespana dediğimiz ortalamayı yukarı kırmayı başarırsa 7,59'daki bu ortalama direncinin geçilmesi durumunda teknik çok daha iyi bir görünüme kavuşacak. Bu yüzden bu dirençlerin takibi mutlaka yapılmalı. Dediğim gibi 7,50 Konka için kritik seviyedir. Kuyaş'a bakalım. Durumu nedir? King Kong'la bakalım önce. 4 saatlik periyottayız arkadaşlar. King Kong gördüğünüz gibi Kuyaş'ta çok güzel yerlerde al satsın yerini vermiş. Şurada 2,70 seviyesinde aldırmış. 4,65'lerde sattırmış. Tekrardan 4 seviyesinde aldırdıktan sonra şu an 5,70 seviyesinde bulunuyor. Tekrardan King Kong sat verirse mutlaka dikkatli oluyoruz. Burada bakın ne zaman teknik stop olunmalı Kuyaş'ta. 4 saatlik periyotta şu yükselen trendimizi çizeceğiz. Yükselen trendin altına kırıldığı yer bizim için teknik stoptur. 4 saatlikte Kuyaş'ta bakın MACD şu an negatife dönüyor. Görünümü var. Dikkatli olmak lazım. Teknik olarak şimdi ortalamalara baktığımızda trend desteği aynı zamanda EMA 21 desteğine denk geliyor arkadaşlar. Yani şunu anlayabiliriz. 5,41 seviyesinin altına kırılırsa 5,42-41 seviyesinin altına kırılırsa teknik olarak stopları çalıştırmak çok mantıklı olur. Çünkü yükselen trend kırıldıktan sonra belki EMA 50'ye kadar geri çekilip tepki verir ama ondan sonra gelen tepkiler genelde geçici olur ve tekrardan düşüş gerçekleşir. Olası geri çekilmelerde 5.64'te de bir desteği var ama 5.64 desteği tutamazsa dediğim gibi 5.41'lerin altında teknik olarak stopları çalıştırmakta fayda var. Zaten King Kong da sat sinyalini verir diye düşünüyorum böyle bir kırılımda. En son bakın al sinyalini yakalayanlar şu seviyelerden ciddi bir şekilde kazandı. Bu yüzden sinyal takibini yapmak oldukça önemli arkadaşlar. Türk İlaç'a bakalım durumuna. Burada da King Kong bize tepedeki düşüşte sattırmış. Şuradaki çıkışta 11.80'lerde aldırdıktan sonra yükseliş gerçekleşiyor ve düşerken tekrardan sat sinyali geliyor. Sat sinyali geldikten sonra arkadaşlar ciddi bir şekilde düşüş geldiğini görüyoruz. King Kong tekrar al sinyali verirse teknik olarak giriş yapmak mantıklı olabilir. Ortalamalara baktığımızda 4 saatlik periyotta tüm ortalamaların altında olduğunu görüyoruz. Bu trendin negatif olduğu anlamına geliyor. Ne zaman trend pozitife geçer? EMA 200 mavi ortalamamız 4 saatlik periyotta yani 12,08 seviyesi yukarı kırıldığı zaman 4 saatlik periyotta teknik pozitife geçer. King Kong da al sinyalini yakar. MACD de pozitife geçer arkadaşlar. Bu yüzden Türk İlaç'ta takip edilmesi gereken 4 saatlik periyotta takip edilmesi gereken seviye 12,08 seviyesidir. Destek olarak hani tepki alabilecek dediğimiz destek seviyesi 10,47'li seviyelerde bulunuyor. Ama buraya kadar arada yine ciddi bir fark var. Bu yüzden isteyenler bekler, isteyenler direnç geçimini bekler. Karar tamamen sizindir arkadaşlar. Türk İlaç'ın durumu bu. Trend şu an negatifte. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. Sizin de istediğiniz hisseler ya da coinler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onların da analizini yaparız. Sıfırdan borsa ve kripto para grafik analizi eğitim setimiz için DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Analizlerde kullandığımız tüm metotları eğitim setimizde ayrıntılı olarak anlatıyoruz. DM üzerinden yardımcı olurum. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.